Zirvede Fenerbahçe var 54 puanlı. Galatasaray da dünkü galibiyetle yine puanını 54'e yükseltti. Trabzonspor mağlubiyet yaşadı. 37 puanlı 3. Beşiktaş da yine bu hafta mağlubiyet yaşayan bir diğer takım da, onlar da 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Şöyle ilk iki sıradaki takımlarla başlamış olalım. Galatasaray Trabzonspor'la karşı karşıya geldi dün değerli izleyenler. Az önce de bahsettiğimiz gibi Galatasaray bu mücadeleyi 5-1 kazandı. Karşılaşmayı konuşalım. Çok bireysel performans adına konuşacağımız bazı oyuncular var ama genel bir değerlendirmeyle başlayalım istersen. Çünkü 5 golü belki taraftarlar da beklemiyordu. Çünkü eleştirilen bir oyunu vardı Galatasaray'ın. Özellikle de Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanmak çok iyi gelmiştir diye düşünüyorum. Okan Hoca adına bence zirve karşılaşmalardan bir tanesiydi. Yani kendini ispat karşılaşmalarından birine çıktı Okan Hoca. Trabzonspor karşısında, son şampiyon karşısında, deplasmanda böylesine bir galibiyet elde edebiliyor olmak bence, tabii ki son şampiyon derken bundan iki şampiyon öncesinde karıştırmış olmayayım. Böylesine bir galibiyet elde edebiliyor olmak tabii ki çok kıymetli. Evet. Ve Abdullah Avcı karşısında bunu elde ediyorsunuz. Abdullah Avcı da bu ligin iyi taktisyen hocalarından bir tanesi ve şahmat gibi bir durum ortaya çıktı bu karşılaşmada. Galatasaray onlar o kadar da bu kadar farklı bir mağlubiyet beklenmiyordu. Tabii yani şöyle nakış gibi işledi Galatasaray oyunu. Özellikle sistem olarak sahaya çıkışa baktığımız zaman alışık olmadığımız planlamada Zaha'nın bu sefer ileride olduğunu gördük ki tabii ısı haritasına bakacağız birazdan, bakarız. Zaha çok daha böyle kanat gibi de oynadı bir taraftan ama gerçekten de aslında beklenenin dışında bir oyun oynayan ve karşı tarafında aslında yapmaya çalıştığı şeyleri iyi savuşturan bir Galatasaray gördük. Bu neydi mesela? Maç içerisinde ısrarlı bir şekilde Trabzonspor'un orta denemeleri yapması inanılmaz fazla ve buna karşılık veren bir Galatasaray vardı. 30 tane başarısız ortası var Trabzonspor'un. Şimdi maç içerisinde ortalama 3 dakikada bir Trabzonspor orta yapmaya çalıştı. Yani 30 kez top kaybı yapıp, ya daha doğrusu orta başarısızlığı sergileyip bunu bu kadar istikrarlı bir şekilde ısrarla yapmaya çalışmak belki de hocanın planlamadığı bir şeydi, bilemiyorum. Maç içerisinde bu kadar fazla işlemeyen bir şeyi yapmaya çalışmak biraz da Galatasaray'ın işine geldiğini söyleyebilirim. Olabilir. Genel istatistikler geldi az önce ekrana, onu da aktarmış olalım. Topla oynama oranlarında %52 ile Galatasaray önde gözüküyor, %48 Trabzonspor. İkili mücadele yüzdelerinde Galatasaray yine %53 ile önde gözüküyor. Sarı kart, Galatasaraylı oyunculardan 4 tanesi sarı kart gördü. Bu da yüksek bir rakam. Yine Trabzonspor'da bir kişi sarı kart gördü. Kırmızı kart gören oyuncu yok. Yani Galatasaray'ın rakamlara bakınca çok ufak bir üstünlüğü var ama oyun anlamında zaten çok üstün olduğunu dün gördük. Evet, yani ekrandaki tablodaki rakamlara göre böyle. Evet. Ama çok fazla veride Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı üstünlük sağladığını söyleyebiliriz. Mesela toplam şut isabetli şut sayılarına bakalım istersen. Tabii. İkisi de 17'şer şut attı. İsabetli şut sayısı Galatasaray'da 10'ken Trabzonspor'da 2. İşte mesela başlı başına bu bir problem. Evet. Yani Galatasaray Trabzonspor'un sahasında 10 tane isabetli şut atma şansını bulamaması lazım. Şimdi burada bir problem var. Rakip ceza sahasında Trabzonspor'a göre 2 kat daha fazla topla buluşabilen bir Galatasaray var. Bu süreç aslında Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında İsmail Kartal'ın açıklaması vardı, hatırlarsın. Psikolojik üstünlük bizde diye. Evet. Şu an psikolojik üstünlük baştan sona kadar Galatasaray'a geçti. Yani inanılmaz bir şekilde geçti. Sebebi de şu. Deplasmanda Trabzonspor'u 5 golle yeniyorsunuz. Ve siz evinizde Samsunspor'a puan kaybediyorsunuz. Yine puan tablosuna denklik ortaya çıkıyor. Bu şu anlama geliyor. Galatasaraylı futbolcular bu karşılaşmayla birlikte büyük bir özgüven yüklendiler. Ve muhtemelen de bu özgüvenin karşılığında da bundan sonraki haftalarda, geçtiğimiz yılı hatırlayalım, Ocak ayını, 14 maçlık bir seri gelmişti. Evet. Değil mi? O şampiyonluğu getiren seri ortaya çıkmıştı. Ben Galatasaray'dan artık bir seri bekliyorum. Bu seri gelecektir ve bu oyun, oynanan oyun, yer yer defolar var mı? Elbette var. Ama bu defoları kapatmayı da muhtemelen bu maçtan sonra daha iyi başaracak gibi gözüküyor Galatasaray. Psikolojik üstünlükten bahsettin. Bugün de yazarların çoğu da bundan bahsetmişti. Kerem maç sonunda bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin de 2 puan kaybetmesi bizi ayrıca bir motive etti dedi. Evet. Bunun da etkisi büyüktür diye düşünüyorum. Evet, yani şimdi maçtan önce rakibini sahaya çıkıyor ve puan kaybediyor. Maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Elbette. Yani bunun verdiği etkiyle birlikte maçın reytingleri daha da yükseldi tabii ki de. Evet. Ve Galatasaray taraftarlar da
eminim bu kadar net bir skoru beklemiyorlardı. Hı hı. Onlar adına da büyük bir sürpriz oldu ve burada oyuncuları bireysel olarak da değerlendiririz ve ben hani saha içerisinde 1-2 oyuncu dışında hani oyunuyla aşağıda kalan bir futbolcu çok da fazla görmedim. Onu da söyleyebilirim. Peki başlayalım. Tabii. Zaha'dan başlamak istiyorum. Çünkü dünkü maçın yıldızlarından biriydi. Daha önce neden ileri uçta oynamadı diye düşündü neredeyse herkes. Çünkü Halil'e göre performansını biraz değerlendirince gol anlamında da iyi bir performansı vardı. 2 gol 1 asist kaydetti. Dünkü maç özelinde 38 kez topla buluşuyor. 11 isabetli pası var. Pas isabet yüzdesi %61. 9 ikili mücadelede 4 ikili mücadeleyi kazanıyor. Peki Zaha gerçekten son adam mı oynadı bu karşılaşmada? Kontra soru sormuyorum ama Zaha'nın ısı haritasına bir bakma şansımız varsa aslında Galatasaray 4-2-3-1 gibi de oynamadı. 4-2-4 gibi biraz daha Zaha arkada da konumlandı. Sadece Zaha'nın haritasına baksak Zaha son adam gibi de yer 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 alsa bile aslında kanat gibi de duran bir duruşu vardı. Ve Zaha'nın ısısında da birazdan ekrana da gelir. Bak mesela topla buluşma yerleri şu an ekranda gözüken veri topla buluşması getirebiliriz. Topla buluşmasını Zaha'nın şimdi az önce dokunduğumuz yerdeydi. Zaha'nın o topla dokunduğu noktalar bile aslında son adamın dışında. Mesela ekranda haritası var Zaha'nın. Evet. Şimdi son adamın haritası mı bu? Değil. Daha çok böyle Kanada'da kaçmış, sağda da var, solda da var. Birçok bölgede yani Galatasaray'da daha son adam oynadı, santfor oynadı diyemiyorum bu veriler üstünden. Az önce topla buluşması gelmişti. Orada da gördü izleyenler. Topla buluştuğu noktalar bile evet ceza sahası içinde var ama daha çok böyle orta alanda, kanat kısımlarında yani eski pozisyonlara daha yakın yerlerde konumlanmış bir Zaha var. Evet belki taktik tahtasında son adam gibi gözükebilir ama oyunun gidişatında Zaha'yı çok fazla kanatlarda gördük. Ve bu da aslında Galatasaray'ın ne planladığını da biraz bize gösterdiğini söyleyebilirim. Okan Burun genelde planlar arasında bu oluyor aslında. Yalnızca santrfor bölgesindeki oyuncu için değil, kanatlar sürekli farklı bölgelere kayıyor. Doğru. Yani orta alandaki defans hattına doğru gidebiliyor. Bu anlamda iyi bir grafikte sergiliyor oyuncular birçok bölgede. Katılıyorum. Yani burada bence Zaha'daki plan tuttu. Yani Galatasaray orta sahasını üçlü değil dörtlü kurdu. Evet. Zaha hücumda son adam gibi gözükse bile daha çok orta saha bölgesinde destekleyen bir nitelikteydi. Ve orta saha bu dörtlü plan içerisinde de istediğini Galatasaray'a verdi. Peki Barış Alper'i konuşalım çünkü o da sağ açık olarak başladı. Sonra maçın sonlarına doğru sol bekte bitirdi oyunu. Ama sağ açıkta izlemeyi de özlemişiz kendisini. O da mutludur diye düşünüyorum. Mükemmel performans. Yani ben bu sezon bu kadar net iyi bir performans çok az gördüm. Şimdi karşılaşma içerisinde 9 kez ikili mücadele kazandı. 4 kez rakibin ayağından top Barış'ın çaldı. Barış'ın haritası da ekranda. 3 kez çok kritik Trabzonspor atağını engelledi. Ve gitti 4'te 4'te hücuma katkı sağlama anlamında dribling başarısı sağladı. İki bambaşka bölgede i̇kisinde oynayıp başardı. İkisinde de başarılıydı. Yani hem sağ tarafta hem sol bekte hem hücum oyununda hem savunma oyununda o kadar güzel işler yaptı ki az önce bahsettiğim gibi hem savunmaya katkı sağladı, Trabzonspor'un tehlikeli ataklarını engelledi hem de hücum oyununda da katkısıyla birlikte çok büyük bir meyve verdi. Galatasaray'ın bu sezon en büyük yani herkesi dahil edebilirsin buna kadrodaki en büyük katkı aldığı, fayda aldığı oyuncudur. Milli takımda değişmez olacak ve öylesine bir... Santrafor mu olacak? Onu artık bilmiyoruz. bilmiyoruz ama öyle bir performans ki işte hücumda da savunmada da son adamda da katkı sağlıyor. Ve şu tablo az önce Zaha'nın haritasını gösterdik ya Zaha'ya göre daha çok hücuma dönük bir planlama aslında. O yüzden bence maçın bu kadar net bir şekilde ilerlemesinde de katkı olan oyuncuların başında Barış Alper geliyor. Az önce Savaş Çorlu Skype attığımızdaydı. O da dedi ki Muslera'ya bir şey olsa yine Barış'ı kaleye geçiririz. O derece her bölgede başarılı. Peki sence sağ açıkta oynaması devam edecek mi yoksa? Planlara bağlı. Yani Icardi dönecek. Icardi döndüğü zaman son adam olarak Icardi'yi konumlandıran bir Okan Buruk. Muhtemelen Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Mertens üçlüsünü planlayacaktır diye düşünüyorum. Burada da sol bek konusunda bir transfer gelir gelmez arayışlar var, görüşmeler sürüyor bir taraftan da. Ama bu Barış Alper'in de sol bekte değerlendirilmesini de ortaya çıkartabilir. Yani sol bekte eğer transfer gelmezse Barış Alper sol bekte Kazım'la birlikte sezonun kalan kısmını götürüp
Orta alanda Kerem, Mertens, Zaha, ileride Icardi, arkada Torreira, Kerem Demirbay, stoper hattında Abdülkerim, Nelson ve Boye ile Galatasaray planlamasını yapar. Büyük maçlarda Okan Buruk 11'lerde şaşırtmayı seviyor sanki. Evet. Hep geçtiğimiz yılın Fenerbahçe karşılaşmasını hatırlıyoruz. Bir anda Barış Alper'i son noktada görmüştük. Sen maç öncesinde beklentin bu yönde miydi? Çünkü genelde Halil'i konuştuk ileri uçta oynaması açısından. Şöyle, Kerem'i bekliyorduk. Mertens bekleniyordu. Evet. Barış Alper artık bekleniyor. Torreira ile Kerem Demirbay bence iyi bir ikili oldu ki hocanın bir önceki maçta Endombele'yi oynatmaması bile bize biraz göstergeydi. Kaan Ayhan, Abdülkerim, Nelson, Boye. Yani beklenen de aslına bakarsan. Bu 11 içerisinde son adam pozisyonunda Zaha değil, Icardi biraz daha bekleniyordu. Demek ki Icardi de fiziksel anlamda ilk 11'e giremeyecek düzeyde olabilir. Hoca da riske etmemek için bekletiyor. Ve beklettiği de ne de değdi bu oyun içerisinde. Aynen öyle. Şimdi bu yüzden de ben Okan Hoca'yı bu maçtaki hamleleriyle kutlarım. Icardi son dakikalarda oyuna girdi ama hazır değildi. Evet, doğal olarak. Belki de bunu Galatasaray daha tam anlamıyla, çünkü takımla antrenmanları çok az geldi. Birkaç antrenman sonrasında Trabzon. O yüzden bu az antrenmanla da sahaya çıkması da bence bir problem olurdu. Olabilir. Çünkü sadece kendisine orada fiziksel anlamda bakması yetmiyor. Gelecek burada Galatasaray'da bazı planlamalar, sistem, rakip analizleri. Bunların hepsini oturtup sahaya çıkması gereken bir kardı vardı. Bunlar için de yeterli zaman olmamış olabilir. Peki, bireysel performanslara devam edeceğiz. Tabii. Bir maç sonu görüntülere gidelim istersen. Değerli izleyenler, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması için basın toplantısını ekranlara getireceğiz. Hem Okan Buruk hem de Abdullah Avcı'nın performanslara dair, maça dair yorumları geliyor ekranlara.